yaşamamızı bütün girintileri, çıkıntılarıyla ayarlayan içine doğduğumuz inanç sistemi. Başka bir deyişle kültürdür. İnanç sisteminden, kültürden yoksun insan yaşaması olamaz. İnanç sisteminin ortaya çıkması ancak insan topluluğunun bulunduğu bir ortamda olabilir. İnsan anlaşılacağı üzere dar anlamda insanca yaşamaya yurtlandıktan sonra başlanmıştır. Medeniyette şu halde yurtlanmış, yurt edinmiş, Yurdunda devlet biçiminde örgütlenebilmiş insanın kaydetmiş olduğu bir kültür aşamasıdır. Doğrudan doğruya tarihle toplum meselelerine eğilsin veya eğilmesin. Her filozof bilim adamı ahlak konularıyla mutlaka az yahut çok uğraşmış, uğraşmak zorunda kalmıştır. Çünkü filozof bilim adamı her şeyden önce tarihi seyri içinde değişen, dolayısıyla da sancılanan bir cemiyetin, bir milletin mensubudur. Bu bakımdan o tabiat bilimlerinden kaynaklanan bilgilerin sistemleştirilmesiyle uğraşsa bile bunlar tarihle cemiyetten bağımsız olmadıklarına göre çağının ve kültürünün devingenlerini de yakalamak zorundadır. Her çağ ile kültür seviyesi kaçınılmazcasına önce gelenlerce belirlendiğine bakılırsa tarihe el atılmaksızın felsefe bilim yapılamaz belirli bir ahlak sistemi içinde yeniden örgütlenebilen bir toplum, bir millet, felsefileşmiş medeniyet çizgisine ulaşır. Bu çizgide bulunan toplum, millet, kültür, kendi kimliği hakkında açık bir bilince erişir. Böyle bir bilinçle hareket eden felsefileşmiş toplum, geçmişini anlamlandırır. Felsefi düşünme tutumu eleştirici, düzeltici, bütünleyici olup dogmalaşmanın, parçalanmanın, nihayet yıkıcılığın panzehridir. Filozof bilim adamının görevi sadece ve sadece bir şeyi bilinir kılmak değil. Aynı zamanda onun ahlaki sonuçlarını tartmak belki daha da fazla değer taşımaktadır. Filozof içinden çıktığı kültürün değerlerini taşır. Filozof dünyasının bağrında hapis yatmaz. Tersine hayal gücünün genişliği ölçüsünde kültürün çizdiği ufka aşar. O yeni ufuklara açılır. Her durumda bağrından çıktığı kültüre toplumuna yeni kapılar açar. O dahidir. Filozofluk deha işidir. Dehayı nasıl tarif edeceğiz? Dehayı sonradan edinemezsiniz. Filozof taze ve özgün fikir ama daha ziyade sistem dediğimiz en geniş bir yapıyı meydana getiren kimsedir. Özgün ve yeni bir ufuk açamayan kişi filozof değil sadece yorumcu, Türkçede de felsefeci dediğimiz kişidir haddi zatında filozof, şüphe kapısına ulaşmak için merak eşiğinden geçen, bunun içinde felsefenin yol haritası gereğince süreklice değişen fizik olayların doğruluğuyla yanlışından şüphe ederek ilerleyen kimsedir. Hayali iptal ettiğimizde sanat ortadan kalkar. İnsan özden hürdür. Kendini bildiği demek ki öz bilinci diri kaldı, düşünebildiği sürece hüllüğü sürer. Bilinç kapandığında hüllük ortadan kalkar bilinciyle hüllüğünü yitirmiş kişi dirimsel faaliyetleri yani canlılığı sürse bile insan olma durumu sonlanmış demektir. Bilince açık düşünebilen kişi her an irili ufaklı kararlar verir, iyi ile kötü, doğru ile yanlış, olumlu ile olumsuz, önemli ile önemsiz arasında temyizle tercihte bulunur. Hareketsizliğe mecbur kalsa da serbestliğini yitirmesine karşılık hüllüğü kesintisizce sürer. İmdi İnsanın hür olarak gösterdiği hal, hareket, davranışlar edeptir. Felsefenin metafizik merkezinde edepten ahlak türetilir. Ahlak ancak insana mahsustur. Hür varlık olan insan edep yahut ahlak çerçevesinde mütalaa olunur. Felsefe bilim her şeyden önce sorulabilirle sorulamaz ayrımını yapmak zorundadır.